Herkese yepyeni bir seriden merhaba arkadaşlar, evet şimdi World of Warcraft Burning Crusade e, Klasik serverına başlangıç yapacağız ama şöyle bir şey söyleyeyim ben size Normalde e, ben aslında World of Warcraft oynamayacaktım, almayacaktım hesap e, Baktım Türkler işte klasik serverda bir araya geliyor, guild kurmuşlar bir serverda yani Benim bayağı hoşuma gitti, iki de almışım, 6 aylık bir hesap aldım Zaten ben şu an e, şu anki page en son gelen page'leri falan hiç oynamadım World of Warcraft'ta Lich King'ten sonrasını bilmiyorum. Oynamadım arkadaşlar. Sevmiyorum yani Ben klasikçiyim abi. Bana eski oyun olacak. Yeni oyunun yani dönüştüğü oyun tarzı hoşuma gitmiyor. Görüntüsüyle hani işte yani mekanikleri falan hiç hoşuma gitmedi Baya bayağı bir oyun ko kolaylaşmış duruyor. Yani o yüzden ilişkiden sonrası bende yok abi. Ondan sonra ben bıraktım. Iıı ee, işte Kaç sene olmuş yani düşünün. O, kaç sene sonra dönüş yapıyorum artık bu oyuna. Ee, şimdi Yeni bir seriye başlayacağız. Bu karakter e, önceki karakterin ben bunu numarada kasıyorum şu an. Varlık ee, Warlock Yani kara büyücü olduğu için bu. Ben böyle biraz çirkin bir karakter yaptım. Yani tam böyle Eşleşsin yani görüntü o görüntüyü versin abi. Kötü birisi oldun görüntüsünü versin diye böyle e, tipini bu şekilde yaptım. Böyle kızgın bir tip. Görüyorsunuz. Gayet böyle yırtıcı bir tip <laughs> karşınızda. Şimdi arkadaşlar yeni e, seri çekeceğimiz için yeni bir karakter oluşturacağız. E, aslında oyunu hiç bilmiyorsanız mini rehber de olacak. Çok ayrıntıya girmeden. Çünkü bilen insanlar da izleye illaki izleyecektir bu e, seriyi. Çok da fazla tabii ki izlenmede beklemiyorum ama en azından en azından böyle bir kitle bu seriyi izleyecektir. Ya, o insanda da bilen insanlara sıkılmasın diye aşırı derecede böyle çok fazla da ayrıntıya da girmek istemiyorum. Üzerinden böyle tane tane sakin sakin geçeceğiz oyunu. Şimdi e, yan karakter olacak bu karakterimiz. Hunter açmak istiyorum. Yani avcı olacak. Hunter e, oyunun Biliyorsunuz bu MMO birinci level'den başlarsın. işte belli bir seviyeye kadar gidersin, yani kasarsın karakterini. Burada 70'e kadar e, kasılabiliyoruz en fazla ve her level'den sonra zorlaşmaya başlar e, level atlama, hani seviye atlamak. Seviye atlamada en rahat class'a en rahat mes meslek diye isim geldi. Meslek değil aslında bu en rahat class e, deniyor buna. Class'lara bir tanesi hunter. Sınıf diyelim biz ona. Bir türlü oturtamadık yani ne olduğunu. Sınıf değil, sınıf aynen. En rahat sınıflanan bir tanesi Hunter. Hunter'ın e, eğitebildiği e, hayvanları var. O hayvanı önden gönderip arkadan bu çat çat okla e, düşmanı yere indiriyor. Şimdi Hunter'ımızı elfa açacağım. İnsanlara çünkü bazı e, ırklarda her şey e, sınıf yok. Mesela insanlarda e, Hunter yokken. Elflerde ise paladin yok. Yani kutsal savaşçı yok. İşte hepsinin farklı farklı burada. Ee, özelliği var. Şimdi biz şeyle oynuyoruz. Preywood Village. Genelde Türkler burada bir bir araya gelmişler. O yüzden ben de burada bir kendime bir karakter açıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tipimizi bir yapalım. Ben genelde sinirli tipleri çok seviyorum. Böyle kızan tipleri falan. Mesela şu tip. Benim çok hoşuma gidiyor ya de ya. Çok güzel mi duruyor böyle? Ya genelde bak, elfler hep aynı şey. Beyaz saç, uzun beyaz saç yapılıyor. Bu şekilde yapılıyor genelde. Herkes bunu yapıyor. Biz bunu yapmayacağız. Biraz farklı olsun bizimki ya. Ya bunu yapıyorlar ya da şunu yapıyorlar. İkisinden birisi oluyor. Tamam en güzel duran yani bu tabii ki. Yani bu şekli şemali en güzel duranı. Orası doğru da Herkesin yaptığı gibi yapmak istemiyorum yani. E ee, İçinde güzel diyor ki şimdi. Bak ya şu olacak. Ya şu. Bu aynı değil mi oğlum bu? Aynısı galiba bu. Allah Allah. Aynısı aynısı. Fazla seçenek yokmuş ya. Yo, bu farklı. Peki buna bunun farkı ne? Bana söyler misiniz? Bunda bunun farkı ne? He. burada ayırmış daha fazla. Buradan daha az ayırmış. Ee, diğerinde ön tarafa daha farklı gelirken da daha, daha farklı geliyor. Şu daha güzel. Yani yapacak bir şey yok. Diğerleri çok kötü. <laughs> Herkesin bunu yapma sebebini anladım ben şimdi. Saç kesimleri çok kötü <laughs> diğerlerinde. O zaman yüzümüz böyle olsun. Diğerine farklı görünelim. Rengimizi ise böyle masmavi mi yapsak? Gizemli durur değil mi? Saç rengini beyaz yapmayız. Saç rengini değiştiririz o zaman. Biraz böyle e, tehlikeli görünsün. Yeşil çok kötü duruyor. Böyle mavi olsa olabilir. O zaman ten rengini değiştiririz. Ha mesela şu iyi durdu. Daha farklı ne olabilir mesela bunun üzerine? Bak bu da güzel durdu. Bu iyi durdu şu an. Yani saç rengi mükemmel ten rengi mükemmel bir sakalını bir ayarlayalım şöyle kızgın bir tip nasıl veya sakalsız olabilir şöyle veya böyle olabilir bu çok biraz böyle büyücüye benzedi gibi yani büyücüye daha çok yakışır gibi Hunter'a gitmez bu avcı şöyle sakallı olabilir bak bakın bence böyle de güzel oldu Peki başka ne, neyin var? Böyle bıyıklı olabilir. Yok ya. Şu sakallı güzel. Tamam sakallı olsun. Şimdi biraz böyle komik bir isim. Türkçe isim koyacağım. Uzun kulak koyuyorum. Tam böyle şekline şemaline yakışır bir e, isim oldu. Uzun kulak karakterimiz. Evet uzun kulak karakterimizde karar kıldık. Hayırlı uğurlu olsun. Direkt oyunumuza başlayalım. For 10,000 years, işte oyun başlangıcında bizim başlayacağımız bölge elflerin işte nereden geldi, nasıl geldiğini Genel bir üzerinden geçiyor böyle, tıraşlıyor işte. Her neyse. Şöyle ilk görevimizi alalım bakalım. Edos ee, diye bir şey var bu oyunda. Edos size yardım eden e, programlar şu an yüklediğim programda nerede ne yapmam gerektiğini, hangi görevi yapacağımı haritada gösteriyor. Böyle etrafta neyi keseceğimi falan gösteriyor. Aldığım görevde şöyle bakalım bir ne 7 tane e, kaplan gibi bir şey var. Leopar pardon. Leopar keseceğiz. 4 tane ise şey kesecekmişiz. Domuz. Domuz kesecekmişiz. Evet. Okumu aldım elime. Vurmaya başlıyorum. Bu oyunda bilmeyenler için söylüyorum bunu. Şöyle bir şey var. Okçuysanız düşman yakınınıza geldiğinde oku bırakıyor. Eldeki silah geçiyor. Zaten mantıken e, öyle olması gerekiyor. Yakında okla vuramazsın yani. Ondan nişan alamazsın. O iyi vuruyor yalnız ha. Fena vurmuyor. Hayvan etmeyi 10. levelden sonra başlıyoruz. Şu an bir hayvanımız yok maalesef. Yani 10. seviye kadar biraz işkence çekebiliriz ama 10. seviyeden sonra bayağı bir rahatlayacağız. Görüntü nasıl? Görüntü aslında biraz daha iyileştirebilirim. Öyle bir şansım var. Şu an kayıtta bir sıkıntı yok, değil mi? Yok, aynen. Görüntüyü Tamam. Aa bak bunu açabilirsin mesela. Şunu Ultra yapabilirsin. Ultra. En sona al hepsini. <laughs> Nasıl olsa çok da fazla sistem isteyen bir... Oyun değil kendileri. Şöyle bir... Bir ayar daha vardı. Adventures. Heh şuradan ayarlıyoruz. Aynen. Ee, hangi ayarda o? Bir dakika. Şurada bir yerde olması lazım. Aynen şu. Tamam. Şimdi biraz daha görüntü iyileşmiştir. Evet kesmeye, biçmeye, yargıya devam ediyor uzun kulak. Bence karakter güzel oldu ya ben sevdim. Şimdi normal RPG oyun gibi olmayacak bu. Normalde MMO olduğu için sürekli aynı şeyleri yapıyorsunuz. Hani biliyorsunuz bu tarz oyunları. Ben anlatmaya gerek yok herhalde şekillerde görüldüğü gibi işte bunu kes, şunu yap, bunu yap bayağı uzun sürecek görevler. O yüzden şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. İlk başta uzun sürmeyeceği için direkt böyle konuşarak sizle beraber oynarız. Daha sonrasında mesela bunda farma yatma olayı yapacağız çünkü hunterlar rahat kesebildiği için düşmanları bir saat, iki saat mesela sürekli bir şey keseceğiz level atlamak için. Öyle yaptığım zamanlarda videoyu hızlandıracağım. Atıyorum %50 %60 hızlandıracağım videoyu. Hızlı bir şekilde o tarafa geçeceğiz. Ve kestiğim şeylerin ne, çıktığını size göstereceğim. Kaç XP kazandığımı söyleyeceğim. Öyle öyle o kesimleri atlamaya çalışacağız. Yani çünkü hani her şey yayınlamaya kalktığımda oyun bitmez. Siz sıkılırsınız izlemekten. Bir de bu oyun bildiğiniz yürüme simülasyonu gibi bir şey. Sürekli yürüyorsunuz ilk başlarda binek olayı 30. level'den sonra geliyor. Yani bir şey binebiliyoruz ilerleyen zamanda. Leopara falan bineceğiz herhalde biz. Elfler Leopara değil mi? Leopara biniyordu. Kaplan mıydı? Kaplan da herhalde ya. Ben de, de bu Leopar'la kaplan tam ayırt edemiyorum galiba. <laughs> Öyle bir sorunum var. Kaplandı herhalde. Hatırlamıyorum çünkü bayağı oldu oynamayalı. Neye bindi biliyorum ama hani leopar mıydı kaplan mıydı? Onu hatırlamıyorum. Böyle uzun diş bunlar gibi böyle dişleri falan uzun. Gerçi burası fantastik evren olduğu için. Burada her şey farklı yani leopar desen değil, kaplan desen değil. Ne olduğu belli değil. Evet, elflerin bölgesini görüyorsunuz böyle büyük ağaçların asırlık meşe ağaçlarının içinde oyuna başlıyorsunuz. Herifler barışıldı ya. Kendi ellerinde aslında. Biraz kendini soyutlamışlar. Gerçi her şeyde öyle. Yani filmlerde, minlerde elfler hep böyle kendini soyutlamıştır. İnsanlardan, diğer varlıklardan. Aslında hiç bilmeyenler için oyunu başta göstermem lazımdı. o yani Karakter seçiminde iki taraf var. Aelons tarafı, Horde tarafı. Horde e, bu e, Aelons tarafının karşı e, alanda bulunan farklı bir ırk e, topluluğu. İşte onlarda, onlarda orklar var, işte e, şeyler var, troller var. Blood Elfler yani Kan Elfleri var. Kan Elfleri bizden daha farklı. Aslında Elf de e, şehre alışmış diyebiliriz o Elflere. Ee, şehir hayatına alışmış elfler diyebiliriz. Daha farklı insanlarla beraber Eşken elfler. Kan elfleri de geçiyor onlar. Biz orban elfiyiz. Bir tane görev aldık biz? Evet şunu uf, yukarı veriyorduk değil mi? Öyle bir şey olması lazım. E, bu da neyi göre gösteriyor? Ha şurada gösteriyor. Bu e, Edons Questia De geçiyor. Bütün alabileceğimiz görevleri vereceğimiz görevleri her şey gösteriyor. Bu sefer zorluk çekmiyoruz. Yani oyunu bilmesen bile en azından anlayabilirsin. Bak burada bir ünlem işareti varmış, burada görev varmış. Bak buradan bir görev verecekmişim. Ne vereceğim bak gösteriyor falan, ne keseceğim belli falan dersin. Yani en azından bir şekilde yaparsın yani görevleri. Ya ondan sonra ben karışmam. Biraz zor yani biraz anlayamazsınız eğer oyunu hiç bilmiyorsanız ee, Çünkü her sınıfın gideceği yer farklı olabiliyor sınıfsal yetenekleriniz var onları farklı Farklı yerden alıyorsunuz Bayağı bir meşakkatli Ama gözünüz korkmasın ha Şöyle aldım İçeride vereceğim alacağım bir şey yok Benim Yukarı mı çıkmam lazım bu ne görevi ya? Sınıf görevi mi? Hunter. Evet sınıf göreviymiş. Sınıf Hunter'ın eğitmeni neredeydi? Neyse ona sonra bakarız. Şu an eğitilecek bir şeyim yok. <laughs> Leverim daha. 2 mi? İkinci level'liyiz. Ne yapacakmışız baba? Önce şuraya gidelim. Aslında server popülasyonu bayağı yüksek de şu an gecenin üçünde ben video çekmeye çalışıyorum. O yüzden pek fazla insan yok. Daha iyi. Az insan olması daha iyi. En azından rahat rahat görevlerimi yapabilirim. Bir de elf çok elfler elf çok fazla tutulmuyor ya. Genel insan açıyor. Oyuncular. Bilmiyorum bana böyle geliyor acaba? Hoppa. Bunda Felmos diye bir şey toplayacakmışız. 8 tane görevimiz bu. Bunların üzerinden. Evet, termoslarımızı toplamaya devam ediyoruz. Bence şöyle yapalım. Ben bir şey tasarladım kafamda böyle. Bunları keserken. Çünkü e, çok uzun zaman geçecek. Müziği kapatıyorum dostlarım. Buradan sound'u açtım. Ee, müziği kapattım. Heh, şimdi bunları keserken ben alttan bir müzik vereceğim. Of Warcraft Böyle güzel bir müzik vereceğim alttan size. Ve videoyu hızlandıracağım. Videoyu hızlandıracağım. En azından e, orta lafla geçersek sizin canınız sıkılmaz. Şunları ben fermosunu toplayayım. Daha sonra ne yapacağımıza bakarız. Evet devam ediyoruz. Evet dostlar, biraz da seviye kastım. Görevi aslında bitirmiştim ama e, dedim biraz XP geliyorken, hazır ve burayı boş bulmuşken bir de yatkın bir karakter seviye kasmaya göre. Hemen patır patır indiriyor aşağıya gördüğünüz gibi. Aa, o yüzden hemen değerlendiriverdik. Şu kemeri takalım. Ee, Göğüslüyü taktım üzerime, hırkama geçirdim. <laughs> Nasıl göğsükse bu artık. Deri kıyafeti giydim üzerime işte. Öyle söyleyeyim. Pantolon 29 armor veriyor. Pantolon değil lan bu. Bu bir short ya. Nasıl bir pantolon bu ya o. Neyse şimdi ee, burada bir görev. O göreve gitmeyeceğiz. Şurada bir görev alacağız. Benim yukarı çıkmam gerekiyor herhalde ama dördüncü seviye olursak daha iyi olacak. Oyunda şöyle bir şey var çift e, seviyeler size yeni şeyler getiriyor, yetenekler getiriyor. Atıyorum 2, 4, 6, 8. Yani ikinci seviyede yeni yetenek gelecek. Dördüncü seviyede yeni yetenek geliyor. Yeni yeteneklerimiz geliyor. 6, 8, 10 öyle devam ediyor. Yani 9'da bir yetenek gelmez. Hep çiftlerle çiftlerle, çiftlerle, çiftlerle gidiyor. Yetenek, e, yetenekler. Ah bir de konuşabilsem. Ah bir de konuşmaya becerebilsem. Size bir şey itiraf etmek istiyorum. Hani ben birçok video çektiğimde rehber serileri tam bir zulüm. Bir şey anlatmaya çalışmak böyle sürekli kendime bir şey anlatmaya ihtiyacı duyduğum için bazen böyle bunu anlatayım, şunu da anlatayım, şu da olsun, bu da eksik kalmasın diye uğraşırken insan bazen saçmalayabiliyor. Affola. Hani biz bir spiker değiliz, bir radyocu değiliz. O yüzden illaki dil sürçmeleri, saçmalamalar olabiliyor. Bizi mazur görün. İnsanız ya biz de. Ama rehber servisi zulüm ya. Onu anlat, bunu anlat, şunu söyle, bunu söyle. Bitmiyor. Dertler bitmiyor. He, şimdi çok fazla sizi de boğarsam burada canınız sıkılır. O yüzden üstün köre gidiyoruz yani. Bakın bu yukarı geldik. Bu bizim eğitmenimiz. Bu bize e, yeni yetenekler öğretecek öğretecek. Bu oyunda e, direkt böyle kitaptan alamıyorsunuz. Hani gidip de öğrenmeniz gerekiyor eğitmeninizden. Ve size o da belli bir para karşılığında eğitiyor sizi. Öyle her bu oyunda bedava diye bir şey yok. Hiçbir şey bedava değil yani. Her şeyi parayla yapacaksınız abi. Eğit eğit yani eğitilmek bile parayla. Şu e, zehirlebe okullarımız. Onu aldım. Bu da Aldıklarımı ben size şimdi göstereyim. Okumuz yok. Ok almak lazım kendimize. Bu e, şey formu da geçiyor. Maymun formu. Yani maymunsal yetenekleri ediniyor kendine. %8 e, sıyrılma şansını arttırıyormuş bu. Yani karakterimiz... Avcı olduğu için e, hayatta kalma şeyleri çok çok fazla bunun yetenekleri var. Hem okçu işte yakından da vurabiliyor ayrıyetten. Hem izci olabiliyor. Bakın iz sürebiliyor. Direkt şunu açtığımda etraftaki şeyleri görmeye başladık haritamızda. E, hayvanları görmeye başladık. İnsanları da aslında izleyebiliyor. Şimdi hayvanlara başlıyoruz. Önce hayvanları anlayıp daha sonra insanları anlayayım. anlamaya çalışıyor bizim karakterimiz. Uzun kulak. Öyle bir şey işte. Anlayız. Siz onu anladınız yani. Ben bir ok almaya gideyim. Okum bayağı azalmış durumda. Aslında çok heyecanlıyım. Çünkü sevdiğim bir oyun. O yüzden de heyecan yapıyorum. Kusura bakmayın. İlk bölümün günah olmaz ya. Bir de ben böyle düz anlatmayı hiç sevmiyorum. Evet arkadaşlar bugün World of Warcraft oynuyoruz. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Yeni bir karakter açacağız. Yani bu şekilde de yani insan sıkılıyor abi ister istemez. Belki size itici geliyorumdur. Hani bu hareketlerimden, bu davranışlarımdan olabilir. Yapacak bir şey yok. Herkes herkesi beğenecek diye bir şey yok. Ama şöyle bir şey var. Paramız yok. Şimdi <laughs> Oku almak istiyorum. Üçüncü seviyede bir ok var da gümüş istiyor. Birazcık para kasalım olmazsa. Diğer görevimizde edişer edişer, tisle boğar. Yani şey, bir üst seviyeli, seviyeli bir e, domuz. Bir de yine e, aynı şekilde şey öldürecekmişiz. Bu leopar mı? Kaplan mı ya? Night Saber Leopard herhalde ya. Hiç bilmiyorum. Ama bu yayından sonra bakacağım ne olduğuna. Abi feci şeyiz ya. Cahiliz yani. Büyük bir cahillik. İngilizcemiz çok çok güzel. <laughs> Ama İngilizce. Bilmiyorsun. Evet bir tane zırh çıktı. Şimdi mail yani ağır zırh. Biz ağır zırh giyen bir e, karakter değiliz. Bize deri kıyafetler olacak. Yani bu olmuyor. Ondan kırmızı gösteriyor. Yani bunu ben, sen giyemezsin diyor oyun. Bu senin harcın değil. Bize onu demek istiyor burada. Evet ben yine videoyu hızlandıracağım. Bir dakika hızlandırmadan önce e, burada bir yeteneğimiz var marksmanship'te. Onu şu tarafa aldım. Ben 5'ten sonrasını bu tuşları değiştirebiliyorsunuz daha rahat kullanmak için. E, 1 2 3 4 5 Q E R F T C olarak C diyorum ben yani, G olarak ayarladım burada. Zehirleme şeyini Q'ya aldım. Bu da şu işe yarıyor. Mesela ilk attım zehirli oku. O zehirlendi şu an belli bir saniye boyunca e, 5 5 ee, saldırı altında olacak bakın 5 Sürekli zehirleniyor yani e Belli bir süre atıyorum 5 saniye boyunca 6 saniye boyunca bunu 15 saniyemiş bu arada 5-5 vuruyor ona Toplamda 23 vuruyormuş Güzel Görevimizi yaptık. Dostlarım burada artık bölümün sonuna geldik. Ee, bölümleri kısa kısa yapmak istiyorum. Yalnız şu eşyayı alamıyorum ama çok dönemli değil. Çok para yapan bir şey değil bu aslında. Parası yazmıyor <laughs> bu oyunda kaç para yapacağı. Onu satıcıya gittiğinizde göre, görebiliyorsunuz kaç para yaptığını. Dostlarım, ee, lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.